İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsakh'taki Ermeni halkını savunmak için Paris'teki Palas du Trocadero meydanında eylem. Artsakh milletvekilleri Putin, Biden ve Macron'u Stepanakert havaalanının işletilmesi yönünde adım atmaya çağırıyor. Draganyan'da kutsal doğuş kutlaması. Kızılaç temsilcileri Bakü'de tutulan Ermeni savaş esirlerini tekrar ziyaret etti. Hamşenli olmak Ermeni kimliğinin bir başka ifadesi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosi'de adanan ilk anıt hangisidir? Kacik Stepanyan, Haykyan öğretisine göre yaşam ve ölümün sırrı. Fransa'nın başkenti Paris'in Trocadero meydanında Artsakh'ta kuşatma altında bulunan Ermenileri desteklemek için bir miting düzenlendi. Protestoya Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan da katıldı. Protesto sırasında Armenak Abrahamyan bir konuşmada bulundu. Konuşmasında Şuşi'den sürülen Ermenilerin Artsakh'ın Doğu Ermenistan'a bağlayan tek yolun açılması konusunu gündeme getirmesi için kendisine başvurduklarından bahsetti ve Artsakh'ın 1920'de tanınan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu vurguladı. Sürülen Şuşili yerli Ermeniler, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a Azerbaycan aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma yetkisi verdiler. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Şahumyan, Mardagert, Şuşi, Kaşata, Karbacar ve Hadur bölgelerindeki yerli Ermenileri Azerbaycan'ın etnik temizliğe tabi tuttuğunu belirtti. Bu, yerli Ermenilere karşı işlenmekte olan bir suçtur. Devlet Başkanı konuşmasını şöyle özetledi. Biz dünyanın dört bir yanına dağılmış Ermeniler ve Artsakh Ermenileri birleşmeliyiz. Çünkü güvenliğimizi güçlendirmek gibi bir misyonumuz var. Yaşasın Artsakh, yaşasın Batı Ermenistan. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekilleri, Ulusal Meclis Başkanı lideriyle birlikte Agit Mis Grubu eş başkanı ülkelerinin liderlerini, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Berzor Koridoru'nun açılması veya Stepanakert havaalanının işletilmesi yönünde somut adımlar atmaya çağırıyorlar. Milletvekillerinin konuşmalarında özellikle şöyle deniyor. Artsakh'ı Doğu Ermenistan'a ve dış dünyaya bağlayan tek yol kapalı kalmaya devam ediyor. Artsakh sorunu Agit Mis grubunun tüm eş başkan ülkelerinin neredeyse aynı bakış açısına sahip olduğu tek sorundur. Mis grubu eş başkanları başta olmak üzere medeni dünyayı koridorun açılması veya hava köprüsü olan Stepanakert havaalanının işletilmesi yönünde somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Böylece kış döneminde Artsakh'ta endişe verici insani krizin önlenmesine katkı sağlanmış olacaktır. Draganyan Ermenileri Birliği olan Amicale des Arméniens de Draganyan'ın girişimiyle ve Başkanı Gerard Berü'nün himayesinde Draganyan ve çevresindeki Ermeni cemaati 8 Ocak 2023'te Ermeni Kutsal Doğuş Bayramı'nı kutlamak üzere bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe 100'den fazla kişi katıldı. Başkan Berü, Amicale des Arméniens de Draganyan örgütünün Ermeni tarihi, gelenekleri ve kültürünün yayılmasına ilişkin hedefleri doğrultusunda Ermeni halkını desteklemeye yönelik birçok program yürüttüğünü belirtti. Davetler arasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Dışişleri Bakanı Lidia Margosyan, Fransız Ulusal Meclisi'nin 8. Var Bölgesi Milletvekili Philippe Schreck ve çok sayıda dernek başkanı yer aldı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermeni halkının ve Batı Ermenistan'ın durumunu ifade ederek Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarını korumak için nasıl çalıştığını anlattı. Devlet Başkanı Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın ve onun ayrılmaz bir parçası olan Artsakh'ın işgal altında olduğunu hatırlatarak, Batı Ermenistan'ın halen geçerli olan varlık haklarını ve dünyadaki Ermenilerin bütünsel Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini kaydetti. Abrahamyan, bu konuda Şuşi halkının verdiği yetkiye dayanarak Azerbaycan aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi.
Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayan Lidya Markosyan, mevcut durumun ışığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son oturumlarında Fransa'nın cesur tutumunu olumlu kabul ederek oy için Ulusal Meclise ve Senato'ya teşekkür etti. Kararlar ve Sayın Philip Schreck dahil olmak üzere Ermenistan'ı destekleyen Cumhuriyet'in tüm seçilmiş temsilcileri sıcak alkışlarla karşılandı. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi temsilcileri Aralık ayında Bakü'de tutulan Ermeni savaş esirlerine bir ziyaret daha gerçekleştirdiler. Bu haberi Uluslararası Kızıl Aç Komitesi heyetinin iletişim programları Başkanı Zara Amatuni Sputnik Armenia Ajansı'na aktardı ve herkese tekrar telefon görüşmesi yapma fırsatı verildiğini belirtti. Zara Amatuni, görüşmelerin bundan sonra da en azından aynı aralıklarla devam etmesini temenni ediyoruz. Önceden bir şey açıklamıyoruz, dedi. Bakü şu anda 2020'de 44 gün süren savaştan sonra 33 kişinin tutsak olduğu gerçeğini açıklıyor. Ancak resmi Yerevan sayılarının daha fazla olduğunu doğruluyor. İnsan hakları savunucularına göre Azerbaycan esaretinde 80 kişinin bulunmakta olduğunu hatırlatalım. Trabzon İmparatorluğu'na bağlı özerk bir bölge olan Ermeni Hamşen, 1484 yılında ortadan kalktı ve bölge Osmanlı egemenliğine girdi. Bu tarihten sonraki Osmanlı vergi kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ele geçirildiğinde bölge halkının tamamına yakını Hristiyandı. 1600'lü yıllardan sonra bölgede İslamlaştırma başladı. 1690-1700'lü yıllarda Hamşen'den İslamlaşmayı reddeden bir grup Ermeni Araklı Karadere'ye göç etti. Bu tarihten hayli sonra Hamşen nüfusunun tamamına yakını Müslümanlaştı. Ancak bütün Hamşenliler Müslüman olmuyor. Kalanlar Hristiyan Hamşenliler, Trabzon, Ordu, Ünye, Çarşamba, Bafra, Sinop, Adapazarı köyleri ve kentlerine yerleşiyorlar. Sonraki yıllarda bu Hristiyan nüfusun önemli bir kısmı Kırım, Soçi, Abhazya gibi Karadeniz'in karşı kıyılarına göç ediyor. Kalanların bir kısmı 1915'te katlediliyor, bir kısmı sürgüne gidiyor ve bir kısmı da İstanbul'a göç ediyor. Hristiyan Hamşenli Ermeniler açısından Hamşenli olmak büyük oranda Sivaslı, Sasonlu, Samsunlu olmak gibi bir anlam taşıyordu. Ayrı bir kimlik ifadesi değildi. Müslüman Hamşenliler Hristiyanlıkla özdeşleşmiş bir kimlik olan milli bir kilisesi var. Ermeni kimliğinden kendilerini ayırmak ancak bölgedeki diğer kimliklerle Laz, Rum, Gürcü farklarını ortaya koyabilmek için Hamşenli kimliğini ön plana çıkardılar. Böylelikle Hamşen bir yer adı olmaktan çıkıp daha çok bir kimlik adı olmaya başladı. Belki bu nedenle neredeyse 250 yıldır Artvin'de yaşayan insanlar hala kendilerine Hamşenli diyorlar. 1968 yılında inşa edilen Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanları anıtı, Yerevan'da kırlangıç yuvası anlamına gelen Zidernagapert höyünde yer almaktadır. Zidernagapert anıt kompleksi büyük önem taşıdığına rağmen Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarının anısına adanan ilk anıtın 1965'in başlarında inşa edildiğini çok az kişi biliyor. 1965 yılı Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in 50. yıl dönümüydü ve Sovyetler Birliği Türkiye ile ilişkilerini bozmamak için bu konu Sovyet Ermenistan'da bir tabu olmaya devam ediyordu. Ancak 1965 yılının 24 Nisan günü bir dönüm noktası oldu. Çünkü Ermeni toplumu artık sessizliğe ve acılı geçmişlerinin anılmasına yönelik yasaklara tahammül edemez hale geldi ve Sovyetler Birliği'nde ilk büyük ayaklanma dalgası yükseldi. Binlerce kişinin katıldığı gösteri sonucunda Sovyet yetkilileri tüm Ermeniler Piskoposluğuna, kutsal ayin sunmasına ve büyük soykırım Armenosid'in 50. yıl dönümü anısına bir anma töreni yapmasına izin verdi. Bu sırada tüm Ermeniler Katolikosu 1. Vazge'nin girişimiyle Eçmiadzin Katedrali'nin yanına Batı Ermenistan Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid kurbanlarına adanmış ilk anıt dikildi. Anıtın projesi ünlü mimar Rafael İsrailyan'a aittir ve anıtın açılışı 31 Ekim 1965'te gerçekleşmiştir.
Atalardan kalma inanışlara göre atalarımız aramızda ölümsüz olarak yaşamaya devam ediyor. Biz de torunlarımız arasında ölümsüz kalmaya devam edeceğiz. Ölümden sonra bir tür göksel ya da yeraltı yaşamının ya da ruhun bir bedenden diğerine aktarımının tasavvur edildiği diğer din ve öğretilerin aksine Haykyan öğretisinde bir sonraki hayatımız çocuklarımızın hayatı olarak kabul edilir ve bir önceki hayat ebeveynlerimizin hayatıdır. Çiçekten toprağa düşen tohum baharda filizlenip çiçeğin ölümsüzlüğünü koruduğu gibi biz de atalarımızın değerleri ve geleneklerini taşıyarak onların ölümsüzlüğünü koruyoruz. Atalarımız ölünce yaşamları boyunca kazandıkları deneyim ve bilgeliği bizlere aktarırlar. Bu birbirimize karşı eşsiz bir sorumluluk zinciridir. Yani insan hayatı boyunca ölüm korkusuyla yaşamaz. Sorumluluk duygusunu arttırır. Ve çocuklarını seven insan kendini de sevmeye başlar. Sonraki hayatında daha güçlü ve daha mükemmel olabilmek için kendini geliştirmeye çabalar. Ölüm kötü değildir ve hayatımızın önemli parçalarından biridir. Hayatın en iyi danışmanıdır. Ölümün farkında olursak hayatı anlamlı yaşarız. Kaçık Stepanyan. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Stepan Yepremyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkıları sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.